Bugün bir analiz konusuna başlıyoruz arkadaşlar. Oğutları analiz etmeye çalışacağız. 3 farklı yöntem var. Birincisi Distance Based Oğutlar Detection. İkincisi Mean and Standard Deviation Based Method. Üçüncüsü de Boxplot Analysis. Burada tabii ki de Unidimensional olanını anlatacağız. Örnek bir soru üzerinde Mean and Standard Deviation Based Method'a bakalım. Şimdi soru bizlere x1 ve x2 değerlerini vermiş. x1 değerlerini görüyorsunuz, x2 değerlerini görüyorsunuz. Bizim burada yapmamız gereken arkadaşlar ortalamaları bulmak ve standart sapmaları bulmak. x1'in ortalamasını 2.85 olarak bulduk. x1'in standart sapmasını 1.57 olarak bulduk. Bunları hesap makinesinden siz de bulabilirsiniz veya kendiniz hesaplayabilirsiniz. x2 için ortalamalar 3, yine x2 için standart sapmalar 1.63 olarak bulunmuş. Threshold'a bakıyoruz. Bilindiği gibi threshold'un formülü mean eksi artı 2 çarpı standard deviation, yani ortalama artı eksi 2 çarpı standart sapma aralığındadır. Şimdi bunu şöyle gösterelim kağıt üzerinden. Şimdi biz ortalama x1 için yapıyorum. Kaç bulmuştuk? 2.85. Dolayısıyla 2.85'i yazıyorum. Artı eksi 2 çarpı standart sapma. Standart sapmamız da bizim 1.57'ymiş. Bu işlemi yapacaksınız. Bu işlemi şöyle yapacaksınız. Şöyle gösterelim. 2 nokta, evet şöyle bir daha yapalım. 2.85 artı diyeceksiniz. Gerçi parantez açmanıza gerek yok. 2 çarpı 1.57. Yani maksimum 5.99. Bir de bunun eksilisini yapalım. Evet, eksi 0.29 ile 5.99 arasında olması gerekiyor. Bu aralığın dışında ise outlier vardır diyebiliriz. Şimdi bakıyoruz x1'e. 0.29 ile eksi 5.99 arasında hepsi. Yani herhangi bir outlier yoktur arkadaşlar. Burada görüldüğü gibi herhangi bir outlier'imiz yoktur. Şimdi x2 için bakalım. x2'nin ortalaması 3. x2'nin standart sapması 1.63. Yine threshold formül önünde yerine koyduğumuzda eksi 0.26 ile 6.26 aralığında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu aralığa bakıyoruz. Evet, bu aralık dışında herhangi bir sayı bulunmamakta. Yani outlier burada yoktur. Hatta minimum değerimiz 1'dir. Maksimum değerimiz de 6'dır. Evet, threshold bu şekildeydi. Mean and STD, yani Standard Deviation Based Method olarak geçmekte, Data Outlier Analysis'in bir konusuydu. Threshold ile ilgili soru çözümüne devam edeceğiz.